Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Seyyidina Muhammedin salavat. Şimdi konu o kadar ciddi, o kadar mühim ki konumuz Mahiyet-i Muhammediye, Hakikat-i Muhammediye. Bala 324 Nuru Ahmedi, Mahiyet-i Kutsiye Ahmediye, Hakikat-i Kur'aniye. Yani bu tabirler, tamam mı? Bu çok önemli. Şimdi ben bunu, bu merkez, dersimizin konusu Barla 324, tamam mı? Fakat bu ders olmadan şu bilinmesi lazım. Genel bir tanımlama, genel bir değerlendirme, kime neyi ne kadar güveneceğini gösteren gösterge. Bu söyleyeceğimi çok ciddiye alacaksınız, yani size çok lazım. Yani belki de şu konuşacağım konu kadar mühimdir. Nedir o? Ölçü çok önemli. Her kafadan ses çıkıyor. Bu hizmeti şekli olur, mana dünyası olur, tefekkür olur, tamam mı? Bu çok önemli. O kadar mühim ki komutan, hele sizin meslekte de öyle. Bak. Sözler 430'dan mukaddeme yapıyorum. Harun'a geldi. Çok mühim bir ölçü. Ama düşünen kafalar için. İkinci şülenin üçüncü nuru şudur ki, 430 sözlerden bir mukaddeme yapıyor. Kur'an, Kur'an, başka kelamlarla kabili kıyas olamaz. Tamam mı? Niye? Çünkü kelamın tabakaları, kelamın tabakaları var. Kelamın ulviyeti var, kelamın kuvveti var, kelamın hüsnü cemal cihetinde dört menba var kelamın. Birisi, yani dört cihet, yani konuşacağımız mevzu çok önemli. Nur-u Muhammediye, Hakikat-ı Muhammediye, Mahiyet-i Muhammediye, Ahmediye. Çok önemli ama ondan daha mühim size önemli bir ölçü. Ailede kullanırsınız, iş yerinde kullanırsınız, içsel alemde, psikolojide, hele içsel yapıda bu ölçüyü kaybedenin kayıp olmuştur. Asla şansı yoktur. İşte İçiyle dişini dengelemesi mümkün değildir. Adım gibi biliyor. Yani içsel sezişleri, duyuşları, yani bizim ifadeyle kemalat, hal, haletler, faziletler, içsel seyahat, enfusi haller, tamam? Bunları kontrol etmenin yegane sebebi, ölçüsü bunlar. Mesela bugün psikoloji hasta ise bir nurcu, bir Müslüman nurcu olabilir yani. Çünkü nurcu ve Müslümanın da ayağı kırılır. Psikoloji demek sinirsel de bir organdır o da. Gerçi bu daha o bir organ kabullenmemişler ama ben kadın saçı, saçın bir organ olduğunu, uzuv olduğunu söyledim ve ispat ettim. Öyle bir dersimiz var kadın saçı diye. Psikoloji de bir dal olmaktan ille vücudu haricisi yok. Atomu bir vücudu yok ama bir bölümdür zaten. Şöyle, böbreğiniz ağrıyor. Böbrek olduğu için ilaç kendisi belli, ilaç da bellidir. İata ediliyor, böbrektir. Ayağınız kırılmıştır, organ belli, ilaç da belli olur zamanla. Gözünüz ağrıyor ki göz, organ belli, İlaçta belli olur. Ama psikolojin rahatsız, organ yok.
İlaç nereye vereceksiniz? Organ yok. Psikoloji. Psiko, yani bu psikoloji Rumcadır zaten. Psiko, ruh demektir. Loji, ilmi demektir. Ruh ilmi. Organ değil ki ruh. Ruh inkar eden doktora gidiyorsun, psikoloji tedavi görüyorsun şimdi. Maneviyatı inkar eden, metafizi inkar eden, şimdi bak ölçü işte. Doktorda da kullan bunu. Bir, o doktorun, belki de buna başlayamayacağız. Ha. Doktora kime gideceksin? Hangi hoca ve abiyi dinleyeceksin? Hangi cemaatta niçin olacaksın? Hepsinin cevabı. Genelleyin ya, Allah aşkına ne genellersin genelle. Ne o? Bir, kelamın tabakaları var. Bir, ulviyet. İki, kuvvet. Bunu tek tek anlatıyor. Ulviyet ne demektir? Ulvi kelam. Üç, ulviyet, kuvvet, hüsnü cema. Cihetiyle dört menba var. Kelamın bir, tabaka, ulviyet, kuvvet, hüsnü cema. Dört menba var. Biri, mütekellim. Ne demek mütekellim? Konuşan kim? Kim konuşuyor? Bunun cevabını bulman lazım. Yani doktora gittin. Doktor kim? Kim konuşacak sana? Daha beter yapanlar var. Ha? Mesela cinli hastalara gidenlerin %90'ı tedavi için gittikleri adamın cinleri sıçrıyor buna. Aslında cinli değildi. Ruhsal doyumsuzdu. Birincisi mütekellim. Kim bu? Kim konuşuyor? Kime gidiyoruz? İki, muhatap. Üç, maksat. Dört, makam. Ediplerin yanlış olarak yalnız makam gösterdikleri gibi değildir. Ediplerin, bak şimdi piyasadaki yanlışı ben size şey yapacağım. Ediplerin yanlış olarak, yalnız makam dedikleri şu. Diksiyon. Konuşmasında diksiyon yok. Belagat. Yani güzel konuşmak. Kim diyormuş? Bak o zaman da varmış. Ediplerin yanlış olarak yalnız makam gösterdikleri gibi değildir. Yani diksiyon değildir. Mesela Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a göre güzel konuşmak ne diyor? Samimi olmaktır. İçinde yalan olmayan. Evet. Onu ben şey yaptım. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh diyor ki güzel konuşmanın güzel konuşmak nedir? Samimi olmaktır. Ben onu şerh ettim. İçinde yalan olmayandır. Şimdi diksiyon dersine gidiliyor. Kardeşim İslam ahlakına yanlış konuşmayın güzel konuşma senin konuşmandır. Samimiyet var, sen varsın içinde. Tamam? O diksiyona çok dikkat edip o şekilde konuşanlar da abi, Anadolu'dan bir samimi bir insanın konuşmasını gördüklerinde çok etkilenip onu çok nazara veriyorlar. Evet değil mi? Çok etkileniyorlar. Böyle çok rahatlatıyordu ondan. Mesela birincisi mütekellim. İkincisi muhatap, üçüncüsü maksat, dördüncüsü makamdır. Ediplerin sahnelere, vitrin insanları yanlış olarak yalnız makam gösterdikleri gibi değil. Niye vitrine çıkan kim bu? Kime hitap ediyor biliyor mu? Ondan sonra maksadı nedir, makamı nedir? Bakılmıyor. Mesela bu ölçüden dolayı televizyonlar dinin kaynağı olmuş. Böyle televizyon dedi diyor. Haberler doğru mudur peki? %90'ı yanlıştır. Yalandır. Yanlış da değil, yalandır. Bugün %90'ı psikoloji doktorlarının kendileri hastadır. Eğildiğim söylüyorum. %15-20 civarında ateisttir.
Ruh inkar eder, ruhun tamir makamına geçmiş. E şimdi kim bu? Mutekelim kim? Yani konuşan kim? Sana nasihat çeken kim? Dinsiz. Ne demek? Ruh inkar ediyor. Neyi tamir edecek? Ruhu. İnkar ettiğini tamir edecek. Cinayete bak. Dedim değil mi emniyetine göre bu bak. Ya Rabbi, samimi olarak bunu kaydet. Şu öp. Şuraya bak ya. Hayatın içi değil mi? Sana eve uygula. Kim dedi sana? Kim? Hanım. Hanım. Sen ne demek hanım sence? Çocuklarına nasıl diyor Allah Resulü. Sana bırakmamış. Nefsini tatmin eden bir şey değil. Allah Resulü'nün tanımına göre çocuklarınızın anası. Enfusçilere göre seni aslına taşıyan, aslı yollarla, geliş yollarını geri sardıran. Berzah ya. Bak bu tekelim bu. Yani kim bu? Ya çok acayip. Oysa öyleyse sözde her şeyde bir kim söylemiş? Kim bu? Kim bu? Ya tamam lafına bakma. Lafa bak. Kim demiş önemli değil. Sözü üzümüye bağını sorma demek gibidir. Üzümüye helal mi haram mı? Ahmet Ağa'nın mıdır? Önemli değil kardeşim üzümüye bağını ne soruyorsun? Haram mı helal mı? Sana ne yani? Demek gibidir. Söylenene bakıyor, söyleyene bakılmıyor. Üzümüye bağını sormak gibi oldu. Bak kim söylemiş? Peki kime söylemiş o? Ne için söylemiş? Ne makamda söylemiş? Bunu kardeşimiz sormuş, şey yapmıştık, konuşmuştuk hapiste ziyaret ettiğim zaman. Çok belli, bu hep o hatırıma geliyor, makam. Dedim ki, kardeş dedim, benden ufak. Kardeş, ilim elde etmek, ilmi depolamak ayrı bir şeydir. Bak mesela, 3 tane ilim var. Bir, ilmin kendisi. 1, 2, bunu depolamak. Ayrı bir ilim. 3, bu ilmi kime karşı nasıl kullanacağım? 3. bir ilim. Tamam. Hard disk, bir ilim. Nasıl kaydedeceksin? Sonra nerede kullanacaksın, değil mi? Peki, kullanmayı nasıl yapacaksın? Senin bildiklerin hepsi doğru. Ama şu sorulara cevap vermeden doğruları söylersen hep yanlış olur. Kim, kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, makam, maksat, uslubunu bilmeden ben doğruyu söylüyorum deyince hep yanlış oluyor. Doğru yanlışa hizmet ediyor. El hakku ya'lu ve la yu'lali. Gavurlar yanlış bir hedefe doğru yöntemi kullanıyorlar. Onun için muvaffak oluyorlar. Müslümanlar doğru bir hedefe yanlış yöntemi kullanıyorlar. Onun için Müslümanlar mağluptur. Müslümanların hedefi mağlup değil. Hedefe giderken kullandıkları yöntem, ölçüler yanlış. Şimdi derste de öyle. Adamın kariyeri var, prof, doç, bilmem ne. Tamam da kim bu? Bu konuda sahası mı? Diyebiliyor mu ki sahasının dışında bir soru geldiği zaman ben bilmiyorum. İmam Azam, rahmetullahi aleyh, 30 defa la edri demiş, bilmiyorum. Ben daha nasıl diyeyim ya şimdi, siz bana bir soru sordunuz, bilmiyorum nasıl diyeyim. Zor. İşte, kim söylemiş? Kime söylemiş? Ne için söylemiş? Ne makamda söylemiş. Peki, o dedi ki o kardeş, Cübbeli, tamam da kim, kime, neyi, nasıl, niçin, neden, makam, maksat ve uslup. Tamam da bu dedi, bu nedir? Bunun toplamına adına siyaset İslami denilir. Bu partizanlık değil bu. Peki nerede öğreneceğiz? Bunu
asıl mücedditlerin kitabında olur. İşte Emirdağ ve Kastamonu bunun yumağıdır. Siz sözleriyi ezberleyin, lemaları da ezberleyin, mektubatı da ezberleyin, dört şualar da ezberleyin. Emirdağ ve Kastamonu hiç bilmiyorsanız elinizdeki şey potansiyel enerji zarara hizmet eder. Barajın önünü açmak gibidir, darmadağın eder tahmin. Çünkü şeyler içsel alemimizi dengeleyen Emirdağ'dır. Fiil dünyamızı dengeleyen Kastamonu layıkasıdır. Kastamonu yok okumamışsan kime nasıl, niçin anlatacaksın, nasıl yol kullanacaksın bilmiyoruz. İşte bir daha okuyorum. Öyleyse sözde kim söylemiş? Kime söylemiş? Ne için söylemiş? Ne için söylemiş? Ne makamda söylemiş ise bak. Yalnız söze bakıp durma. Uçurulan hava, hava alemindeki haber. Allah demiyor mu ki? Kur'an'ın da bir mana demiyor mu? Bir söz duyduğunuz zaman, elin onu söylemediğin zaman o fitnebazın, fitnecinin, kovuculuğun, laf taşıcının ona pey vermemek için hemen onu araştırın. Araştırın, sorun, sorgulayın. Ondan mı gelmiş? Ondan sorun. Arkadaş, ey arkadaş, ey hanımım, ey eşim, ey komşum, ey dostum, senin hakkında böyle bir şey duyduk. Dedin mi bunu? Silik para dolaşıyor hazinelerde. Yalnız söze bakıp durma. Madem kelam kuvvetini, hüsnünü bu dört menbadan alır. Kelam bu dört menbadan alıyor. Kur'an'ın menbaına dikkat edilirse, Kur'an'ın derece-i belagatı, belagat neydi? Muktezai hale mutabık hareket etmek. Yanlışlık neydi? Tatbiki nazariyette muktezai hali düşünmemek. Muktezai hali düşünmemek ve tatbiki nazariyatı nazara kale almamak. Mesela doğru bir bilgini muktezai hal, belagat ehli değilsin. Tamam, bu karşındakileri unutmuşsun. Sanki hitap ettiğin cemaat, çocuğun. Muktezai hale konuşmuyorsun. Bir de tatbiki nazariyat. Yani o bilginin nerede, nasıl işleneceğini, monta edileceğini bilememekten geliyor. O zaman hak yanlışa hizmet etmiş oluyor. Divan Erbörfi değil mi? Bunun sonunda daha da tafsiratla şey yapalım. Ver bakayım. 3 tane noktayı nazar alıyor. Benimkisini getirir misin Divan Erbörfi'nin? Kurban olayım sana ya. Nasıl bir şey ya bu kitap? Bende bir mübalağa var. Ben anlamıyorum ya. Esat. Bende mi şey var ya? Ben mi kafayı yiyeceğim ya? Ya bu acayip bir şey ya. Her okuşta tuhafa sokuyor beni. Fıtratın mı? Bak şimdi kendi kitabın değil ya. Yazsız tutsuz geliyor. Aynı kitap. Çünkü sirayet alan. Benim de sirayet var. Şimdi benimle konuşacak bu işte. Allah Allah. Belagat-ı muktezası olan hale. Baştan alırsanız daha da iyi. Daha mı aldın? Yukarıdan mı aldın? En son var ya, üçüncüsü diye en son. Üçüncüsü? Onu oradayım işte. Sayfa 80'in sonu abi. 81'in sonu değil mi? 80'in sonu abi. Oradan mı alayım? Hani Bayezid'i dinledim diye ya, Nasrallah'ın tesisleri kanmasının sebebini aradım diye. Peki orada. O zaman bu barlayı sonra yaparız, tamam mı? Dur yapacağız. Gitti diyor. Ben vaazları dinledim. Nasihatler bana tesir etmedi. Düşündüm. Şuraya bak ya. Vallahi billahi tallahi. Allah'ım size riyakarlık yapıyorsam Allah beni kahretsin. Zatına yemin ederim ki keyif alıyorum yani. Sizden beklentim yok ki. Beni takdir etse ne olur, tenkit etse ne olur. Dünya benim kaç defa bitmiş. Kusura bakmayın diye söylüyorum halim yani. Ya şu acayip bir şey ya.
Ben vaazları dinledim. Nasihatler bana tesir etmedi. Vay be, ne kadar gafilmiş ustad, öyle mi? Düşündüm. Kasaveti kalbimden başka 3 sebep buldum. Kalp katılımdan başka 3 tane sebep varmış bana tesir etmemesinin sebebi. Kalp katili de var. Ya Rabbi işte. Bak böyle bir tanesi duymasa, bazı arkadaşlarımız var. Ustad şahsında bize ders verirken kullandığı tabirlerle öyle odur zannediyorlar. Mesela düşündüm, kasaveti kalbimden başka. Kasaveti kalbim var. Hadi benden ne valla, seninle olamam dedi. Ey müşeveş Said. Biz de dedi ki, yani ben dersimi beğenmiyorum, doğru. O zaman niye yapıyorsun diyor. Peki o kadar da yapan olmadığı için. O zaman diyor ki hadi benden ne valla, hadi güle güle, yolun açık olsun. Hiçbir ders duydunuz mu ömrünüzde? Ders yaparken kendini hedeflemiş, kendisini öz eleştiri yapıyor ve kendini hedeflemiş. Yanlışların budur, siz doğruları yapın. Daha bunu yapan adam kadar güvenilir kim olur bu zamanda? Yapıyor işte. Mütevaziliğin de vasadı olmuş oldu. He? Mütevaziliğin vasadı olmuş. Evet. Yani doğruyu söylüyor. Diyor ki ben de dahi olsa, ki ben de yapıyorum bunu ama doğrusu budur. Bu adam kadar güvenilir daha insan olur mu? Düşündüm, kasaveti kalbimden başka 3 sebep buldum. Birincisi zaman hazırayı, şimdiki zamanı, zaman-ı salifeyi kıyas ederek, geçmiş zamana kıyas ediyorlar. Şimdi zamanı unutmuşlar. Hangi asırdayız? Hangi asırdayız? 2015, 21. asır. Peki, sen vaaz ederken önündeki cemaate mi hitap ediyorsun? Yoksa 100 sene önceki insanlara mı hitap ediyorsun? Zaman hazırayı, zaman-ı salifeyi kıyas ederek, abi önüme hitap ediyorum. Ama 100 sene önce kürsüde vaaz edilen vaazı şimdi insanlara anlatıyorsun. 100 sene önce bir alimin kürsüde söylediğini o cemaataydı. Sen şimdi 100 sene önce kürsüde söylenileni şimdi söylüyorsan bu cemaati 100 sene geri zannediyorsun. Vaaz dedik, ayet hadis demedik. O zaman sen kime hitap ediyorsun bilmiyorsun. 100 sene önceki vaazlar, sohbetler, müceditlerin sözleri bu asırda da çare olsaydı Allah 100 senede bir mücedit gönderir miydi? Çok acayip değil mi? Kıyas ederek yalnız tasviri muddayı parlak, mübalağalı gösteriyorlar. Bunu Fethullah Gülen çok güzel yapıyordu. Yalnız tasvir muddea, iddia edeceği, para toplamak adına fedakarlık, kendisine gözünü kapalı, tamamen teslim olmak istediği için insanları, sahabelerin fedakarane, kahraman o fedakar özelliklerini, spor özelliklerini, ilimsiz özelliklerini yaparak, kışırsız, o cömertliklerini, o gözü kapalı Resulullah'a tabiliğini kendisine kullanmış. Resulullah'a gözü kapalı tabi olmayı, kendisine tabi olmaya kullanmış. Bunda ne diyor bak, diyor ki, tasvir muddea, yani muddayı öyle parlak tasvir ediyor ki, mübalağalarla gösteriyorlar. Yani tesir etmemesinin sebebi bir, zamanı hazırayı, geçmiş insanlar zannetmesi. İki, iddia ettiği şeyi parlak kelamlarla büyülüyorlar diyor. Muhakematta, kelamda sihir var diyor. Kelamda sihir yapılıyor. Allah'tan korkmayın, ben de yaparım. Bunun ehliyim ha. Kelamda sihir yaparım. Benim bir dersimi dinleyen bir daha kurtulamaz. Yaparım inan. Yani bu ilim var bende. Küfrane nimet etmemek için söylüyorum. Yani yapılıyor için anlatıyorum. Bu yapılıyor. Peki nasıl anlıyorsun? Bizim gibi insanlar onu dinleyince bizde ateş basıyor, çatışıyoruz. Göğsümde ateş basar. Size bir şey söylüyorsam inanın. Çünkü işim benim bu. Mahkematta söylüyor. Sihri beyani. Beyanda sihir var diyor.
büyülüyor. Kafirler demediler mi bu işin ehli? Kur'an'da sihirdir diyor. Fil-ukad. 11. Lemad, şey şuada. Lauzu bir Rabbi nasıl tamine? Felette. Fil-ukad. Ukad. İpi getir misal. İpi. At bir düğüm at. Tesbih versenize bana varsa. Fil-ukad'ı göstereyim. At ona tam kendisi. Ver abisi. Fil-ukad şu. Şu imame. Evet sayın seyirciler. Düğüm atıldı demek Allah Kur'an'da fil ukad düğüm, iplerin ucundaki düğüm. Evet sayın seyirciler. Sahabe şöyle diyordu. Bu sihir. Tamam? Sihir. Bunun arkasında o haletleri konmuş ve binanın etrafında o işte alakalı nöbetdarlar konmuş. Ervahı habiseler var orada. Devamlı o dışarıdan gelen enerjiyi kürsüde olana, kürsüde onlara empoze ediyor. Kurtulamazsın. An şartla asıl imamını dinlemedikçe sihirde kurtulamaz. Televizyon, kalksın da göreyim hadi. Müzik, sihir var. Kalksın da göreyim. 25. kareden bahsetmiyorum. Sihir ve büyü var. Ahir zamanda daha dehşetlisi olacak. İlmi çerçeveye bürünecek demiyor mu Emir Dağı'nda? He? İkinci Emir Dağı 155'e demiyor mu? İlmi çerçeve olacak diyor. Reenkarnasyon şeyi anlatırken, cinleri çağırırken, cinler kullanılıyor. Arkadaşlar bu söylüyorum işte size. Bak bu fil, avukat, sihir yapılıyor. Ben de biliyorum da bu işi biliyorum, onun için söylüyorum. Nasıl etkilenir? Sihirin bir tanesi o. Sahabe diyordu. Gelmiyorum ya Resulallah. Ya gibi yani bunlar hep böyle. Kıtmir duası sihir, büyüdür. Sihir değil, büyü. Takan büyüleniyor. Hiç şansı yoktur onun. Peki sihir ve büyüde uzman kimlerdi? Tarihte, Kur'an, hadis, lisanda kim? Hangi milletmiş? Yahudi milleti. Yahudi adına çalışan her şirket, her adam, her hoca Yahudinin sunmuş olduğu imkan sihirlerle iş yapıyorlar. An şartta kurtulacaksın. Asr-ı Mücedid'in eserini okuyacaksın. Bak oku, Asay Musa'yı oku. Şu anlar niçin diyor? 744-746. Şu anlarda diyor ki, Asay Musa bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen Asay Musa. Bak okuyun nasıl çözülüyor. 744-746. Ya maneviymiş. Onu diyen zalim, maneviymiş. Sihir zaten manevi değil midir? Peki Asay Musa okuyunca ortaya çıkan manevi değil midir? Biz demedik ki bu kitap gibidir sihir. Tabii ki manevidir. Çözümü de manevidir. Asay Musa'yı okuduğun zaman senin ruhunda olan manevi değil midir? Asay Musa çözüyor. Sözler değil. Bunlara Asay Musa okumak lazım abi. Tabii. Yalnız tasvir-i muddeayı parlak, mübalağalı gösteriyorlar. Tesir ettirmek için, karşıdakileri bloke etmek için ispat-ı mudda ve mutahari hakikati ikna lazım iken ihmal ediyorlar. Tesir ettirmek için o ispat-ı mudda var ya, iddia edilen o şey, ispat etmek yerine hislerini aktif ediyorlar insanların. Dimalarına girip hislerle aktif oluyor. Adam şu diyorum, haram olduğunu itikat ettiği halde zinayen için yapıyor. Hisleri aktif olduğu için. Kim aktif ediyor? Şaşıracaksınız. Yani benim o duygumu kim? Hangi duygum? Cinselliğimi. Kim aktif ediyor? Cin olduğu nettir. Cinsel. Adam kafasına mermi sıkıyor. Cinnet geçirdi. Ne demek? Cin olduğu nettir. İnsi ve cini şeytanlar demiyorum. Allah Resulü her doğanla bir cin doğar. Yani her, onun şeytanıdır. Benim şeytanım iman etti o işte. Oysa genel şeytan değil. Herkesin bir doğumunda bir cini var. O şey, nefse maredir. Şeytanımız bu. Öteki şeytan ayrı. O işte cinselliğimizi, cinselliğimizi, cin netliğimizi aktif eden o. İşte o karşıdaki adam bununla alışveriş yapıyor. Benim o
benim şeytanım, cinli şeytanımla alışveriş yapıp bloke ediyor beni. Kurtulamıyorsun işte. İkincisi, bir şeyi tergip veya terhip etmekle, yani bir şeyi rağbetlendirmekle korkutmak. Ondan daha mühim şeyi tenzil edeceklerinden muvazene-i şeriatı muhafaza etmiyorlar. Mesela uygulayayım, kendi muhakematta var. Hey herif diyor. Mesela ayak değişimi kötüdür. Abdest olmayabilir. Bu fiili kötü göstermek için daha rezil bir mantık kullanarak güya bunu men edecek ama daha rezili ayak değişmek gibi gösteriyor. Diyor ki ayak değişmeyen annesiyle bilmem Kabe'de ne kadar zina yapanla aynıdır diyor. Ey muvazenesiz vaaz diyor usta muhakemede. Ey muvazenesiz. Güya ayakta işemeyi men edeceksin, nefret ettireceksin gibi yaparken anasıyla bilmem ne yapmayı o kadar cinayeti, rezil kepazeyi ayakta işemekten daha aşağıya indiriyorsun. Daha basit, sıradan, daha normala indiriyorsun. Onun gibi mi bu ki onunla izah etmeye kalkıyorsun? Ya gidiyor kürsüye çıkıyor 10 dakika 15 dakika oysa kısa tutun hatta Arapçası vardır Türkçesi yoktur 10 dakikaya gidiyor anlatıyor sonunda hükmünü veriyor para toplama üzerine kurulmuş vaaz lan sanki Kur'an ve ayet hutbe para toplama makam aynı hani bunu bak ya anasıyla bilmem Kabe'de ne yapmakla güya bunu nefret bunu öne götürüyor. Estağfurullah estağfurullah. Ha ayakta yaşamak da böyledir. Ha demek ki ayakta yaşamak da bunun gibi miymiş? Anamla Kabe'de bu ise İstanbul'da başka kadını yapmak demek ki oturarak yapmak kadar normalmiş. Yani normal yapılıyor bu. Güya bunu nefret ettirmek için en cinayeti normala indiriyor. Onun için tesir etmiyor. 2 3 Belagatı muktezası olan belagat, hale mutabık, hal. Hal ne demek biliyor musunuz? Haletler var ya halet. Hal neydi? Bunun hakkında kaç tane ders var tahmin ediyor musunuz? Halet diye? Dört tane. Çünkü kader, hali ve vicdanidir. Hal işte bu. Yani ama biz burada şöyle kısa keselim. Belagatı muktezası olan hale mutabık. Yani ne demek? İlcat-ı zamana muvafık. Gene anlamadım ben. Yani gene yani koyuyor. Teşhis-i illete münasip söz söylemezler. Teşhis-i illet. Teşhis-i illet. Ya hastalığı teşhis edemiyor. Çare sunuyor. Teşhis-i illete münasip söz söylemezler. Mesela başkasını uygulayayım bu konuda. Gittin. Oo! İlk önce sorarlar. Dur günahını almayın. Siz hastayım çok hocam. Çok kötüyüm ya falan. Doktor da yoksa. Psikolog. Hocam işte. Psikiyatrist. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ya işte Almanya'dan geliyorum. Hiç şansın yok. Veya jiple mi geldin? Fabrikam var. Ya öyle mi ya? Allah Allah. Ben de zaten girerken gördüm. Durumunuz evet normal değil çok zor ama hayret ya bayağı güçlü bir bünyeniz var nasıl dayanıyorsunuz ya çok zor durumdasınız. İşçiyim dedin mi? He tamam ne olduk bir derdim var. İşçiyim. İşçiyse ne çıkar onda? Tamam. Kulozu bir Rabbin asfelik otkun hadi git. O sen 40 seansa geleceksin. Her seans 250 lira. Jiple gelmeseydin. Bak kardeş inandıracak seni. Sen simadan gözüküyor. Eski bir köprünün altından geçtin. Ulan İstanbul'da geçmediğimiz köprü mü var? He? Çok yakın tarihte dengeni kaybedecek kadar korkunç bir sıkıntı ve asabilik geçirdin. Ulan asabilik geçirmediğimiz mi var? Sıkıntı geçirmediğimiz var. O da isabet. En yakını. Senin en yakının seni çekemiyor. Hemen düşman aramaya başlarsın. Lan benim hakkım kim ya? Yengem, amcam, bu görümcem. Tamam. Oo. Tabii canım. Kaynanaya zaten geçen geldi odada ne karıştırıyordu belli değil. Bak düşman aramaya başlarsın. Nedir?
Oh oluyor. Zaman asıl imamını tanımayıp da kolunu sallaya sallaya kendine göre çare ararsan sana oh oluyor. Yalnız ne yaparlarmış? Teşhis-i illete münasip söz söylemezler. Güya insanları eski zaman köşelerine çekiyorlar, sonra konuşuyorlar. Şimdi hitap ettiği mesela diyelim ki büyük zatın, diyelim ki İmam-ı Rabbani. En çok sevmiş olduğum kişilerdendir ustattan sonra. Kaç asır önceki imamdır bu? Ustattan kaç asır öncedir? 10. değil mi abi? He, yani bundan 400 sene, 300 küsur, 304. Tamam mı? 3 tane daha imam var aramızda. O mübarek zat müceddit midir? İdi. Evet. Onun eserleri, sözleri ayet midir? Haşa. Hadis midir? Haşa. Ustadın sözleri ayet midir? Haşa. Hadis midir? Haşa. Peki ayet ve hadisten hariç bir kelamın belirli bir zamanı vardır. Bütün zamanlara, bütün fıtratlara, bütün ihtiyaçlara cevap veremez. Çünkü o kelam ilahidir. Peki İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin sözleri konuşurken kime yazmış? O asırdaki insanlara. Ben şimdi kime hitap ediyorum? Size hitap ediyorum. Size hitap eder gibi gözüküp de gelecek 100 sene sonraki insanlara nasıl hitap edebilirim? O zaman ben niye çıktım bu kürsüye? Benim vazifem sizi irşat etmek değil mi? İmam olduğumu kabul edin. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin vazifesi asrını irşat etmek değil miydi? Gelecek asrımı irşat etmek vazifesi vardı. Bir kere onu tespit edin. Hayır. İmam-ı Rabbani'den sonra Mevlana Ali Bağdat'ı var. Bunlar hepsi bizim başımızın üzerinde yerleri var. Tamam. Hepsi başımızın üzerinde. Bizimdirler yani. Ama onların vazifesi müceddittir. Her 100 senede bir müceddidi din geliyor. Yeni bir yöntem. Esasat aynı. İza ve ikna yöntemi farklı. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri Mevlana Ali Bağdadi'nin muhatabı asrı. Kendi asrının insanları. Kendi asrının insanlarını kale almayıp da gelecek asrı irşat edecekse o zaman gelecek asırda niye mücedid gelsin? Peki kendi asrını ihmal etmişse kendi asrını kim inşaat edecek? O zaman İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatı muhatap olduğu asrın insanlarının devasıdır. Bu asrın değildir. O kalktı. Ya nasıl kalkar? Ya Allah şeriatını kaldırıyor. Zebur'u kaldırdı. Tevrat'ı kaldırdı. İncil'i kaldırdı. Suhufları kaldırdı. 100 tane suhuf var. Allah ayetini kaldırıyor. Hatta Kur'an'da nasih ve mensuh var. Kur'an'da ayet olduğu halde hükmü kalkmış var. Sen şimdi alimin sözü ayet gibi her zamana, her mekana, her fıtrata uygun diyorsun ya. Olur mu ya? Bu sefer Vehhabileri türetiyorsun işte. Davet ediyorsun. Vehhabiler de sana çakıyor bu sefer. Asıl imamını alacaksın. İşte asıl imamı Muktezai Hale söz söylüyor. Adamı da inkara da itiyor. Bak İmam-ı Rabbani Hazretleri böyle diyordu bak. Ama hocam diyor ya akıl almaz ki ya bu asırda nasıl olacak? Bak 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 dinden çıkıyorsun ha. Alimler itiraz etme küfürdür ha. Adamı cendereye sokuyor. Cehennemle mantığı almadığı şeye inanmaya mecbur ediyorsun. Dur ya. Muktezai Hale göre söylemiş İmam-ı Rabbani Hazretleri. O zamandaki sözü ona göreydi. Onun sözünü alıp da bu asırdaki insanlara söylenilir mi ya? Adam Kur'an'la işi yok. Kur'an'ı sol elinde tutup okumayın diyor. Şimdi okunur mu şimdi? Adam namaz yok ya. Bir daha eli cehennemin köpekleridir. Ona namazı yok, adam haramı terk etmiş. Nasıl diyeceksin bunu? Muktezai Hal midir şimdi bu? Adam evinde televizyon kırla gidiyor tarikat yapıyor. Lan tarikat günahları terk etmek değil. Arzularını bile terk etmek var da sen o günahlar içinde tarikat mı olur? Bahattin Şah'ın Nakşibendi Hazretleri'nde der tariki Ahmet Çari Çiz. Terki dünya. Terki ukba. Terk esti. Terki terk. Nakşi tarikatında dörttür. Terki dünya yerine celbi dünya. Terki ukba, ahireti gaye yapmayacaksın zikrinde, keşif keramet yapmayacaksın, celbi ukba. Terk esti yerine celbi esti.
Bunları terk ettim, ne büyük adamım denmemek için terki terk edeceksin. Celbi celp yapmışız. Olmayan bir fazileti, kerameti vesaire uçuyor, uçuyor. Onlar söylüyoruz. Nasıl yapacaksın bunu ya? Muhtezai hal. Evet, hasili kelam büyük vaizlerimiz hem alimi muhakkik olmalı. Alimi muhakkik olmalı. Ne demek? Ta ispat ve ikna etsin. Hazreti Hüseyin Ehl-i Sünnet mi vurdu, hariciler mi vurdu? Hazreti Ali'nin düşmanları değil mi? Hazreti Ali'nin düşmanları kimdir? Hazreti Ali'ye kılıcı çeken hariciler değil midir? Hazreti Hüseyin hariciler iş yapmadı mı? Küfeyli için Hazreti Ali ne diyor? Küfeyli bir vefa diyor, vefa yoktur diyor. La Şialar yaptı ya, Hazreti Hüseyin'i öldüren, şehit eden Şialardır. Şialar onu öldürdüler, hem öldürüyorlar hem sahipleniyorlar. Yakanı da Ehl-i Sünnet gibi gösteriyorlar. Ya kafayı yiyeceğim ya, bu manyak mısınız ya, kafayı yediler bu insanlar. Küfeyler yapmadı mı bunu? Küfeyler Şia değil midir? Cahiliz. Hasili kelam büyük vaizlerimiz hem alimi muhakkik olmalı ta ispat ve ikna etsin. Hem hakimi mudakik olmalı ta muvazini şeriatı bozmasın. Nerede? Görüyor musun? Ha? Nerede bu adamlar abi? Ya nerede bilmiyorum, ben de arıyorum mum gibi. Muhakkik ne mudakiki tanımladı. Muhakkik ne demektir? Alimi muhakkik ispat ve ikna etsin. Muhakkik. Hem hakim-i mudakik olmalı, mudakik. O ne demek? Ta muvazeni şeriatı bozmasın. Yani sünnet-i seniyeye uygun. Öyle uçup kaçık şeylerden bahsetmesin. Şeriatı bozmasın. Hatırlarsın da Murat bizim kardeşim. Böyle enfüse daldığı zaman bazı böyle şeylik oluyor ya, böyle heyecan, ne diyorlar, şatahat, sekir gibi. Aman ha, hatırlarsınız. Biliyorsun sen Resul. Ha, bak şeriatın bu dostun sakın ha. Bu kaydenin içinde olacaksın. Ne yaparsan yap. Ne tepinirsen tepin. Nerede horon oynarsan oyna. Şeriatın şu kaydenin dışına çıkmayacaksın. Bunu kabul edeceksin. Bu budur. Sakın ha. Ya o aslında zahiri şeriattır da aslında hakikati budur deyince gittin uçuruma. Zahiri şeriatı aynen öyledir. Onun içerisinde olacaksın. Yoksa hiç şansın yok. Enfusi tefekkür de öyledir. Layıkalarla yürüyeceksin. Yoksa hiç şansın yok. Şataat, sekir, meczupluk yok yani öyle bir şey. Bizzat ilmi. Niye? Muvazene-i şeriatı bozarsın. Şeriat hangi muvazene-i şeriatı? Kendi şeriatını. Seni kimse kalma almaz. Yani Kur'an'ı, hadisi bozmazsın. Muvazene-i şeriat derken şeriatını, şartlarını bozuyorsun. Sen şeriat deyince bizim şeriata mı gidiyor aklın? İnsanların şeriatını bozuyorsun. Şer'i atlarını. Yani fıtratını bozuyorsun adamın. Şeriatı bozmak. Muvazeni şeriat. Şartlarını, yapısını duman ediyorsun. Suyu bozuyorsun abi, İslamiyet. Evet. Evet, suyu bozuyorsun. İslamiyet sudur. Hem beli-i mukni olmalı. Beli-i mukni. Ne yapacak o? Ta muktezai hal ve ilcaat-ı zamana muvaffık söz söylesin. Ve mizan-ı şeriatla tartsın ve böyle olmaları da şarttır. Yaşasın şeriat-ı garra, yaşasın adalet-i ilahiye, yaşasın ittihad-i milli, ölsün ihtilaf, yaşasın muhabbet-i milli, gebersin araz-ı şahsiye, gebersin şahsi nüfus temin etmeleri, esas alıp yapanlar, menfi milliyetçilik, gebersin diyor. Beto mu okuyor? Evet, Beto okuyor. Gebersin araz-ı şahsiye, fe fikri intikam. Gebersin fikri intikam. Yaşasın şecaat-ı mücesseme askerler. Yaşasın satvet ve muşahhas ordular. Yaşasın akıl ve tedbir mücessem dindar cemiyeti ahrar ve nur talebeleri. Said Nursi. İnsanlar hep uçuruma getiren bunlardır. Bunlar he. Şeriat-ı çıkarlar. Yani adamı dindar yapmak değil. Dini yaşatmak değil, nüfus temin etmek. Onu sömürmek. Enaniyetini pofoflamak için veya parasını almak için. Bu kanuniyetler olmasa
Ya. İfrat ya tefrit. Abi bizim Almanya'da çok tanıyorum böyle milyon veriyorlar abi ya. Sif Almanya'da mı? Sen bildiğin... Patrik abi neler var yani o kadar adam milyon veriyor ben biliyorum adama. 1 milyon oraya tık para çıkardı verdi adama. Senin mesela baban öldü. Evine 3 gün taziye yaptı. Şey baban öldü. Yıkamışım, gömmüşüm, evine 3 gün taziye yapmışım. Para almasam sen beni unutur musun? İnsan mısın? Unutamaz. Şimdi diyor ki, Almanya dedin de, hocam diyor babamı yıkadın, gömdün. 3 gün taziye için evime de Kur'an okudun, sohbet yaptın. Şimdi almıyorsun para. Acayip bir mi gidiyor dedi. Hayır dedi, sen bunu niye yaptın? Sen dedim dünyada Allah rızası yok mu? Allah rızası ama ya. Amasını kesme. Allah rızası ama ekleme. Allah rızası denen bir şey kavram biliyor musun sen? Ondan daha büyük menfaat olur mu? Adamın dediği gibi. Dedi ki, her şeyimi size vereceğim. Okudum ya size. Macula dağıttım. Tekstil fabrikanın sahibi. İşverenim dedi. Hatırladın mı? Siz bir şey almadığınızı, ben diyor artık hayatta yaşama şansım, heyecanım kalmadı. Hayatım bitti. İnternetlerde sıkıntından kurtulmak için size rastladım. Çok rahatladım ama tam kurtulmadım. Sizinle görüşmek istiyor. Sizi tahminime göre, videonuzu seyrettiğim kadarıyla para almıyorsunuz. Fakat sizin gösterdiğiniz yere istediğiniz kadar yardım yaparım. Size almadığınızı bildiğim halde. Gel cevap. Sen parayla varamadığını ben parasız varmış. Ben parasız vardığımla, parasız vardığım şeyle senin paranın peşine koşarsam, paranın varamadığı şeyi paraya hizmet ettirmiş, hizmetkar ettirmiş olmaz mı? Adam balız gibi laf yapmış. Değil mi? Senin parayla varamadığını ben parasız vardım. Bu parayla paranın arkasına düşüyor. Senin parayla varamadığınla ben senin parana düşüyorum. Bu Allah'ın kar etmek oluyor. Verdiğini inkar etmek oluyor. Ben ahmak mıyım? Parayla varılamayana ben varmışım. Paranın peşinde olur muyum bununla ben? İşte Risale-i Nur bu yöntemi kullanıyor. Cevap geldi mi abi? Dedi ki, ya şaşırmadım dedi. Zaten ondan zaten dersin tesir ediyor dedi. Usta da diyor ki, bizim gibi konuşanlar çoktur. Ama tesir etmesinin sebebi diyor, Risale-i Nur'un ihlas da oldu. Samimiyiz yani, riyam yok ki, kime ne diyeceğim. Ölümü bile göze alarak söylüyorum. Bak, devletle savaşan bir örgüte adam münafık diyor. Sen hedefte değil misin Hasan? Hedefteyim. Ama sen yeter ki kurtul, sen yeter ki doğruyu öğren diye söylüyor. Zaten ölmeyecek miyiz? Adam gibi ölmekten daha iyi. Adam, tasmalı bir yere bağlanmaktansa adam gibi ölmek iyidir. Beni kıtmir mi zannettiniz ki boğazıma kıtmir duvası takacaksınız? O bir tasmadır. Yalnız söze bakıp durma. Madem İslam, madem kelam, iyi dinleyin, sonra bu okuyacağız mı keseceğiz. Madem kelam, inşallah yarınki ders, derse mukaddeme olmuş olur bu. Yarın burada yaparız, yapacağımız buydu. Ama ben size bir ölçü getirmek için yapmak istedim ama boğdu bizi bu. Ha? Gerçi güzel bir kaydeler de çıktı ama. Madem kelam kuvvetini, hüsnünü bu 4 menbadan alır. Hangisi? Mütekellim, muhatap, maksat, makam. Yani kim demiş, kim söylemiş, kime söylemiş, ne için söylemiş, ne makamda söylemiş. Buradan alıyor. Kur'an'ın menbaına dikkat edilse, Allah Allah. Kur'an'ın derece-i belagatı, ulviyet ve hüsnünü anlaşılır. Yani Kur'an'ın derece-i belagatına dikkat edilirse, bu 4 taneyi esas aldığı için her kelamında, derece-i belagatı ve ulviyet ve hüsnü anlaşılır o zaman.
Yani Kur'an'a bu noktadan bakamasan kıymet veremezsin. Kim bu? Kimin kelamı? Allah, ha. Allah'ın kelamı. Kime hitap ediyor? Ben kimim ki Allah beni adam yerine koydu? O zaman kendini sorgula, bak ben kimim? Araştır kendini, bak. Önce niçin söylemiş? Ya bu niye bu kadar Allah ciddiye alıyor beni? En ufak davranışımı, tuvalete nasıl gireceğimi bile Allah ciddiye almış. Kale almış beni. Muhatap almış beni, bırakmamış. Sokakta bir çocuk hata yapar, hiç ilgi duymazsın. O çocuğun hatasının onda birini senin evde çocuk hata yapar, kıyameti koparırsın. Senin çocuğu sevmediğin için mi? Onu çok sevdiğin için lakayt kaldı. Aynı öyle de Allah benim tuvalete girmem ile kıyamet koparıyor. Ezan okundu, niye kılmıyorsun Hasan diyor. Niye Hasan onu böyle yapmıyorsun? Ya Rab ya, sen bana ne yapıp karışıyorsun ya? Allah Allah. Hani kim bu? Allah kim? Allah senin nazarındaki kim söylemiş? Bu kelamı kim söylemiş? Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Bir dakika, bu kelam kimin? Allah'ın. Oo, değişti kelam, bak değişti. Kime hitap ediyor? Ya eyyühellezine amenu. Aminu billah. Ey iman edenler. Allah'a iman edin. Bana hitap ediyor. Allah Allah, ben kim? O zaman ben kimim ya? Bu Allah bana hitap ediyor. Sığıra, kirli, buna değil. Ben kimim? Ha, donmuş et değilim. Ben donmuş enerji yumağı değilim. Ben başka bir şey miyim demek ki? Allah kim, ben kim ya? Benim hatam almış. Ondan sonra ne için söylemiş? Hangi makamda bunları söylüyor? O zaman ne oluyor? Kur'an'a böyle dikkat edersen, Kur'an'ın dereceyi belagat-ı ulviyeti ve üstü anlaşılıyor böyle bakarsan. Evet, madem kelam mütekellime bakıyor, o zaman değer alıyor kelam. Yani bu işin ehli midir? Mesela bir şey söyleyeyim. Enfus aleminde adam bir tane sağladı. Sağdan bir şey. Kimse kale almaz. Ben söyleyeyim, kale alır. Niye? Çünkü ben işi biliyorum, bilerek söylüyorum. O ise taklit bir yerden duymuş, naklediyor. Niçin bizim psikolojilere çok giriliyor da klinik doktor konuşmaları pek kale alınmıyor? Çünkü klinik konuşmalar organa dayalı. İlaç ve organ ilişkisi, böbrek ilaç. Bezler ve psikoloji, mesela sindirim ve tiroid bezleri, bilmem boğazdaki bezler. O bezlerle ilaç arası ilişkiyi anlatıyor. Biz ise ruhtan bahsediyoruz, Risale-i Nur'a dayalı olarak. Cumhur Avamı diyor, Gürhan Önce'de bir haldeki kutsiyet imtisal etsin. Evet, evet. Cumhur Avamı imtisala kim sevk eder? Ancak... Meazdaki kutsiyet. Kimin sözü bu? Allah diyor. Bu kim konuşuyor bunu? Adam vakıf ya. 50 küsur yaşında adam bu işi vermiş ömrünü. Ha tamam. Teslim. Zaten doktorlukta da öyle ya. En harika doktor, en harika ilacı verse, sen inanmasan ilaç sana tesir etmez. Uyduruk bir doktor, aspirin sana verse tesir eder. Sen, 6 sene tıp okuyor. Organlar hakkında bir şey söylüyor. İçiyorsunuz ilacını, yan tesiri de var. Tesir etmeye de bilir. Yanlış da olur. Geri alamazsın, içtin. İlacı geri alamazsın. 6 sene okuyor. Ben 35 sene okudum bunu. Bana niye itimat etmiyorsun? Yan tesiri de yok reçetemin. Asay-ı Musa oku diyorum. Hizbul Kur'an'ı oku diyorum. Namazın akabinde, namazını vaktinde kıl ama, vaktinde kıl. Akabindeki tesbihatı yap. Kulak kınayma. Ana babanın hukukuna riayet et. Tamam. İnternet, televizyonlarda haramiyetinden bahsetmiyorum. Beyin enerjisini sömürüyor. Kaldığın yerden kalkamazsın sonra, böyle kalırsın. 35 senelik şeyle söylüyorum. 6 sene tıp okumadım. 30 sene ruh okudum. Ne, bana itimat etmiyorsun? Ben de naklediyorum hem de. Ha. O zaman nedir? Madem kelam mütekelime bakıyor, kelam konuşana bakıyor. Eğer o kelam emir ve nehi ise, yani emrediyor veya bir şey de men ediyorsa seni, mütekelimin derecesine göre, yani yapmayın, yapın diyorsa, bir dakika, kim söyledi bunu? Allah söylüyor yapın. Allah söylüyor yapmayın. Aa, değişiyor. Ben dedim, yapma kardeşim bunu. Ya Hasan dedi ya, bedeli bir şey yok ki. Hasan ne kadar ilmi var ki, ne kadar ihat etmişse oradan konuşuyor. Nereden konuşuyor? Üçüncü kattan. Mehmet Efendi beşinci kattan konuşuyor.
Ali Efendi 15. kattan konuşuyor. İstanbul hakkında bilgi veriyor. O daha ufku geniş. Ha, emir ve nehi ise mütekelimin derecesine göre irade ve kudreti tazamun ediyor. En çok sevdiğim yerlerden bir tanesi. Girmeyeceğim, merak etme. Şöyle yapacağım. Şimdi Allah diyor ki, burada zaten geçecek. Ya ardubley ma enki ve ya sema akli. Ey sema, suyunu kes. Ey arz, suyunu yut. Ben diyorum bak, bulut var mı? Ey sema, indir. Var mı? Lütfen, ne olur. Ne olur, rica ediyorum. Ey bulut, indir. Oldu mu komutan? Rica ediyorum dedim. Peki, o zaman ayet olmuyor. Çünkü içi boş kelam. İlim, irade, kudreti tazamun etmemiş. Sif kelam. Kelamın ayet olabilmesi için içerisi şunlar dolması lazım. İrade, kudret, ilim. Allah diyor ki suyunu indir. İniyor mu? İniyor. Kes. Dediği anda kesiliyor, kesildiği anda söylüyor. İkisi aynıymış. Biz söyleriz olur, Allah olur söyler veya söylerken olur. İkisi aynı anda, hangisi önce sorusu yok. Eğer suyunu yut dediği anda oluyor, olduğu anda söylüyor. Onun için ayettir. Yoksa Kur'an gibi böyle kelam söylersen ayet olamaz. Çünkü içerisinde mütekellimin ilmi, iradesi, kudreti yok. 433'te sözlerde söylüyor. Allah'ın ayetinin ait olması cinlere, ruhanilere ve insanın ruhuna tesir etmesinin sebebi kelamın içerisinde Allah var. Yani bak 433 diyor ki evet her biri cevahiri hidayetin birer sadefi, hakaik-i maniyenin birer menbaı ve esasat İslamiyenin birer madeni ve doğrudan doğruya arş-ı rahmandan gelen, iyi dinleyin burayı, kainatın fevkinde ve haricinde insana bakıp inen, Kur'an için söylüyor, kainatın fevkinde ve haricinde insana bakıp inen, iyi dinleyin bak burayı, ilim ve irade ve kudreti tazamun eden ve hitap ezeli olan elfaz-ı Kur'aniye, nerede insanın hevai heva perestane, zahir, heves perverane elfazı nerede? Kur'an neyi tazamun ediyormuş? İlim, kudret, iradeyi. Sema, suyunu kes dediği anda kesiliyor, kesildiği anda da söylüyor. Ki önce mi söyledi, sonra mı yaptı? Belli değil, aynı. Konuşmak fiilmiş mektubatta. Mektubatta Allah diyor, bu kain faaliyet var ya, bu faaliyet Allah'ın konuşmasıdır. O diyor ki demek faaliyetten gelen hareketler var ya, hareketler gidiyor geliyor, rüzgar esiyor, bilmem ne yapıyor, harekat ve zeval bir tekellümat-ı tesbiyedir ve kainattaki faaliyet dahi kainattaki evrilmeler, devrilmeler kainatın ve envan sessizce bir konuşması ve konuşturmasıymış. Allah konuşuyor, mevcudatı konuşturuyor. Konuşmakmış Allah'ın. Bizim konuşmak sırf kelamdan hapsetmişiz. Kur'an'ın içindeyiz o zaman abi. Kur'an'ın içindeyiz tabii. Manası da daha iyi. Mesela şimdi şöyle düşünün. Buz düşünün. Su neresinde? H2O neresinde? Bu eşya da donmuş esmadır. En kesi bu. Biz de donmuş esmayız. Ceset. Biz neresindeyiz şimdi esmanın? Cesedimiz donmuş esma ise bizim hayatımız, ruhumuz bu su haşikö ne içindeyiz? Yiyeceğiz, içi mi oluyor Kur'an? İçi dişi yok. Sana vurduğu zaman icaz çıkıyor. Ama senin... Evet, madem kelam mütekelime bakıyor, eğer o kelam emir ve neyse mütekelimin derecesine göre irade ve kudreti tazamun eder, o vakit söz mukavemetsiz olur.
Yani Allah'ın ilmi, iradesi ve kudreti tazamı nereden kelamsa karşısında kimse duramaz. Maddi elektrik gibi tesir eder. Kelamın ulviyet ve kuvveti o nispette tezahür eder. Allah Allah. Mesela ya erdu ya erdu bley ma eki veya sema akli, yani ya arz, vazifen bitti, suyunu yut. Ya sema, hacet kalmadı, yağmuru kes. Mesela fekale leha ve lil erdi ya tav'an ev kerhan qalete eteyna ta'in. Yani ya arz, ya sema, ister istemez geliniz, hikmet ve kudretime ram olunuz. Adem'den çıkıp vücutta meşergah sanatıma geliniz dedi. Onlar da biz kemal itaatta geliyoruz. Bize gösterdiğin her vazifeyi senin kuvvetinle göreceğiz. İşte kuvvet ve iradeyi tazamun eden hakiki ve nafiz şu emirlerin kuvvet ve ulviyetine bak. Sonra insanların uskûni yârdû ve şakkî yâ semâû ve kûmî ey eyyetuhel kıyame gibi. Ne demek? Ey yer dur, ey gök yarıl, ey kıyamet koptu gel, ey yani kıyamet koptu gel. Yani zahirde bir şey var, ricakarane şey var. Ey sema, ey yer dur, ya dünya sakin ol benim için, ne olur rica ediyorum. Uskunu yerdu, ya dünya sakin ol benim için, ne olur rica ediyor. Ey sema, kalk. Allah Allah. Dur, ne olur dur. Suret emirde cemadata hezeyan vari muhaveresi hiç o iki emre kabili kıyas olabilir mi? Çünkü Allah neresine hitap ediyor? Buluta değil. Bulutun evameli tekviniyesine. Yani çekirdeğin yazılımına. Filmin yazılımına müdahale ediyor. Ağacın dalı bu dahil olmaz. Kökünün yazılımına müdahale, genetiğine. Allah buluta hitap ederken şu bulut değil. Aynı zamanda evamiri tekviniyesi, yani yazılımına müdahale ediyor. Sen ise bulutun zahirine, onun için evamiri tekviniyesi zaten hiç duymuyor ki seni. Ne zaman evamiri tekviniyesine müdahale edebiliyorsan sen de ayet olur senin konuşman. O zaman ne oluyorsun? Ayet olmaz ama şöyle olur. Fena fillah olduğun için Allah'ın nazarıyla bakıyorsun. Allah'ın nazarıyla düşünüyorsun. Allah icraatının bir böyle tecellisine mazhar ediyor seni. Emrediyorsun dağ yarılıyor. Emrediyorsun parmaklarına su akıyor. Emrediyorsun tamam mı? İlk meyveler geliyor. Allah Allah, bu şekilde. Onun için oluyor. Çekirdek. Fena fillah olunca Allah nazarı, Allah'ın yürüyen eli, Allah'ın bakan gözü oluyorsun. Hadis-i kutsi ne? Onun gören gözü. Hadis-i kutsi, onu kullanıyorum zaten. Ben, ya Musa, beni niye ziyaret etmeden hastaydım? Estağfurullah ya Rabbi, sen nasıl hasta olursun? Ya benim şurada bir kulum var hasta. Ben onun diyor, yürüyen ayağı, gören gözü, tutan eliyim diyor. Fena fillah olunca Allah'ın rububiyetini, rububiyetine azami derecede mazhar edince, aynı darlığını yapınca dağlara diyor ki çekil diyor, çekiliyor. Yarıldı yarı. Muhyiddin Arabi böyle yaptı. Kabe'de giderken karanlıkta şey. Gitmişler, yanlış gitmişler. Baktılar ki dağlara, toruslara gelmişler. Allah Allah, nasıl geri dönecekler? Bismillah ya fettah dedi. Tak yarıldı. Hadi ya buradan geçelim. Çünkü fenafil artık o Muhyiddin değil ki o artık. O artık aslı, esmanın azami derecede mazhar olunca sen atmadın. Hani ve rameyte iz rameyte velakin Allah'a rama vardı ya, sen attın ama o toprağa, düşmana sen atmadın, ben attım ama o attı. Hayır, o senin elinle ben attım. Anne çocuğunu şefkat ediyor, anne mi yapıyor? O cisimde Allah tecelli ediyor, esması Rahman, azami derecede aynı. Anne de ben yapıyorum zannediyor. Neyi sen yapıyorsun? Nurculara ne yapıyor? Şahsi manevi var. Aklınıza fikir veriyor. Kalbinizi meyliyor. Sen de yapıyorsun. Abi ben yaptım. Sen yapmadın. Abi ben onu sevdim aldım. Sen almadın. Sevdirildin. Sen de sevdin aldın. Abi yandım piştim. Hayır. Onaylanmasan onaylayamazsın. Sevdirilmeseydi sevemezdin.
Biraz arkaya geç ya. Evet, temennide neşet eden arzular, lütfen rica ediyorum, yağmur yağdır arzular. Ve o arzulardan neşet eden fuzuliyane emirler nerede? Lütfen in aşağıya. Hilkat-ı hakikat-ı amiriyete mutasif bir amirin iş başında hakikat-ı emri nerede? Evet, emri nafız büyük bir amirin muti ve büyük bir ordusuna aş emri nerede? Bir komutan genelkurmay aş diyor, aynı sözü Hasan söylüyor, kimse kale almıyor. Aş emri nerede? Ve şöyle bir emir adi bir neferden işitilse, arş dese, iki emir süreten biriken, ikisi de arştır, iken manen bir manen bir neferle bir ordu kumandanı kadar fark var. Ben bir şeyin orduya desem ki arş, kimse beni dinler mi komutan? Ama aynı kelamı genelkurmay söylese, arada ordu kadar fark vardır diye devam ediyor. Allah Allah. فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْدِتِ اَنْ تَوْاَنْ اَوْ كَرْهَنْ قَالَتَ اَتَيْنَا الطَّائِينَ Allah Allah. Peki, inşallah bugünkü ders ne olduğunu ben de anlamadım. Kelamın içinde sen varsın'a benziyor. Evet. Kelamın içinde, evet, kelam için. Ama şu, bu Barla'daki yapacağımız ders o kadar mühim ki bunu kullandım. 324'ü yapacağız. Yani ona göre bunu artık yarın kullanmayacağım. Bu okunmuş olacak yarın. 324 Hakikat-ı Muhammedi, Nur-u Muhammedi ne demek? Ha, kim artık sorgulamayacağız. Bunu yazan zat şu manalara vazifeli, Kur'an adına vazifeli, Kur'an adına as-ı mücedidi olduğu için ne diyorsa öyle kabul edeceksiniz diye okudum. Ahmet Mehmet'in fikri değil. 324'ü yarın inşallah yaşarsak. Tamam mı? Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin el-fâtiha temâs-salâvâtı.